Sage. Durdum. Durdurdum. Henüz ortaya çıkarılmamış binlerce türle. Burası dünyanın keşfedilmemiş son sınırıdır. Amazonya'nın orman çatısına hoş geldiniz. Tayvan'ın su yollarının verimli kenarlarında hayat yeniden başlıyor. Muhteşem yaratıklar her türlü şekle, boyuta, renge ve hatta kendi dillerine bile sahipler. Tembel hayvanlar yerde kendilerini sürüyüp çekerek hareket eder. Ama tembel hayvanlar suda şaşırtıcı derecede hızlıdır. Tembel hayvan yenilenip canlanmak için her gün 19 saat uyur. Çoğu yetişkin gruplar halinde beraber yaşar. Ama her zaman iyi geçinmezler. Bu itiş kakış kavgaları fazla ciddi değildir. Ve ringden tek parça halinde ayrılmayı başarırlar. 100 kilo ağırlığında... ve 2 metre uzunluğundaki bu dev... adanın en büyük yırtıcısıdır. Gözlüğün... Doğada kalan sayıları yalnızca 200 ila 300 arası. Aa, karnıma kramp girdi. Aa! Yarım metre uzunluğundaki bu erkek orman gözcüsü. Ön nefesle birlikte yukarıda birleştir ellerini. Ama bugün dikkati biraz dağılmış gibi. Şu an evet, senin anını... Hey, tamam bak orman... Bu erkek bir dişiyi fark etti. Olası bir eş. İlk izlenim çok önemli. Belki şınav çekmek buzları eritebilir. Ama bu havalı hareketler bu dişiye işlemiyor. Erkek başka bir şey denemeli. Ne diyorsunuz? Okey miyiz? Bir nöbetçi. Bir terslik varsa genelde ilk önce o fark eder. Yakınlardaki diğer hayvanları uyarmak için uyarı sesi çıkarıyor. Kurt geliyor! Kurt geliyor! Çığlığı bir kilometreden duyulabilir. Güneş batarken Tayvan ormanlarında yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Hoş geldin. Tayvan geceleri çok sayıda gececil canlıya aittir. Bazıları yırtıcılar tarafından fark edilmemek için karanlığı kucaklar. Çin sansarı tam bir gece hayvanıdır. Hem etçil hem de otçuldur. Bulduğu her şeyi yer. Bu maskeli palmiye misk kedisi sansara benziyor olabilir. Ama akrabalıkları yok. Daha yaygın olan kukri yılanı yumurta uzmanıdır. Buçi. Burada. Vurayım mı? Vur. Ya bir şey diyeceğim. Ama bu keklik yumurtalarını görmezden gelecek. Çünkü o sürüngen yumurtası arayışında. Senin haberin. Erkek geyik böceği için gece daha yeni başlıyor. Bu güçlü savaşçının aklında tek bir şey var. Yıllar yıllar önce. Aşk. Bir kıza çok aşığım. Şimdi şansını deneyecek. Ama tek bir sorun var. Vallahi bunu sıfırdan basacağız bir daha. Çok seviyorum, aşığım, ölüyorum. Dişi fakat kendisinden onun kadar etkilenmişe alfa, benzemiyor. Kafa kafaya gelemiyor. Sürekli boynuz boynuza geliyor. Sürü bugün rağbet gören bir yere gidiyor. Ormanın bu bölümü
şehir sınırındadır. Orman kenarında şaşırtıcı bir gıda çeşitliliği bulunur. Ayı onlarla ilgilenmiyor. Daha kolay bir yemek arıyor. Kara ayılar çoğunlukla bitki yer. Ama fırsat bulurlarsa ete de hayır demezler. Ama makak topluluğunda ne yiyeceğinizi statü belirler. Yüksek rütbeli olanlar ganimeti alır. Al abi şunu. Kaymak tabaka lüks hayatın tadını çıkarırken... düşük rütbeli olanların sınırlara gelişi yasaklanmıştır. Eray Bey, dışarı alabilir miyim sizi? Teşekkürler, lütfen. Lütfen. Oyun, genç bir primatın gelişiminin önemli bir parçasıdır. Bağların kuvvetlendiği, birliklerin pekiştirildiği anlar. Atarım bak. Lan bana niye sıkıyorsun? Bana niye sıkıyorsun? Seninle bir takım mıydık? Evet. Kanka benim gözlüğüm var ya. Aa, kıyamam. Savanda çok sıra dışı bir primat da yaşıyor. Hakikaten biraz serin. Zeytuni babunlar 25 ekvatoral ülkede yaşamaya adapte olmuş canlılardır. Kubilay Han Caho, Rapçi Caho, YouTube kanalı açan İmam Caho. Oğlum o benim lan. Lan ben ne zaman gittim? Kim bu insanlar? Sonunda bir BBC çekim ekibi kendilerini sıra dışı bir şey görüntülerken buldular. Leoparlar iyi kamufle olmuştur. Yerel bilgiler ve güçlü lenslerle bile bu sıra dışı görüntünün elde edilmesi çok uzun bir zaman aldı. Ve fark edilmeden davranışlarını görüntüleme şansı. Evet aşkım. Gel kasus. Yine'nin gözden uzak, sık ormanlarında becerikli ve sabırlı bir ekip uzaktan bir şempanzeyi gözetliyor. Onların keşfettikleri bu görüntüler, genetik açıdan bize çok yakın olan bu akrabalarımıza dair yeni bilgiler sağlıyor. Bu grupta bir zamanlar sadece insanlara ait olduğu düşünülen özellikler var. Vallahi bak kıpkırmızı oldum oğlum, siz manyak mısınız ya? Armadillo ile karınca yiyen karışımına benzese de Formosa pangolini ikisi de değildir. En sevdiği yiyecek olan termit ve karınca arayışında. Burada yiyecek var. No. Karınca varmış üstünde müşteri. Ararız. 40 santimetre uzunluğundaki dili enfes larvaları çekmek için mükemmel bir araçtır. Lan bir tane daha alacaktım lan. Dilim dışarıda kaldı ya. Acelesi varmış gibi hareketler yapan bu canlı denizlerde nadir görünen bir tür. Doğada hiçbir şey ziyan olmaz ilkesi su altında da harfiyen işliyor. Sürekli değişen bu dünyada hiçbir şey sabit değildir. Gelecek nesillerde Amazonya denen bu toprakların büyüsünü ve gizemini paylaşacak. Güzelisi abi. Çok iyiydi bence. Şunu kapattım. Ofeka sen bana ne attın ya? Dur bakayım. Neyse.